Herkese selamlar dostlar. 18 Ağustos 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. İdeali bazılarına yüksek oran ağırlık olarak idealden ilerleyeceğiz. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Öncelikle bir skor yarışması yapmıştık ve bir adet de skor yarışması yapalım tekrardan. Trabzon maçının skor yarışmasını yapmıştık Kopanak. Maçın doğru skorunu ben de bildim, öncelikle onu da belirteyim. Zaten direkt skor sorduğumda da 2-1'lik bir Kopanak galibiyeti bekliyorum demiştim. Değerlendirip ilk yarı 1 olarak yüksek oranıyla da almıştım. Doğrudan Kopanak galibiyetini de sizlere önerdim. Hatta ben kasıl grubunda 4.5 altına 1 yaptım. Tekli olarak önerdim. Sizlere de maç kazanan arkadaşlarımız Musa Arslan'la Yunus Kuleli. Instagram üzerinden mesaj atarsa arkadaşlarımızı Ağustos ayı boyunca misafir ederiz. Bir maç skoru yarışması daha yapalım. Fenerbahçe'nin maç skoru yarışmasını yapalım. Sizce maç skoru ne olur? Yorumlara yazalım. Bilen iki arkadaşımızı alalım Fenerbahçe maçına, özel olsun. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Geçtim bunu. Günün yüksek oranlı grubunda neler yaptık ondan bahsedelim. 21.85 oranlı bir kombinemiz vardı diyeyim, veya tek maç olarak ben böyle yazıyorum zaten. 4 tane mücadelem vardı. Burnley mücadelesine 2-3 gol bandında bekliyordum yüksek oranıyla birlikte. Bodo'nun atacağı 2 gol bekliyordum keza. Ondan sonra Kopenhag'ın ilk yarı galibiyeti, bir de PSV maçına maç sonu 0 bekliyordum. 4'te 3'te kaldı yüksek oran grubunda. Bu şekilde ilerledik yüksek oran grubunda da. Ki zaten genel ilerlemesi bu şekilde. Sadece yüksek oranlar oluyor. Geçtim bunu da. İdeal kombinelerden yaptık. Bir ideal kombine, bir de tekli olarak yüksek oran önermiştim ben kupon odasında. Günün ideali başarısız oldu. İki mücadelemde yattı. Tekli mücadelemde Kopenhag'ın kazanır ve 4.5 altında olan vardı. Onun da oranı 1.95 bandında bir oran vardı. Tek başına bir kombin olarak önerdik. Bir nevi burada bir amorti ederekten de günü kapattık. Canlı odasında neler yaptık ondan bahsedelim. Güzel işler yaptık canlı odasında. Norwich'in atacağı 2 golü zaten dakika 3'te önerdik. Maç önü olarak önerecektik. Canlı olarak aldık. Geçtik bunu. Fransa mücadelesi vardı. İlk yarı 77.5 üst sayı olarak şekilde. Norwich'in golü zaten dakika 17'de geldi. 2 tane gol gayet güzel bir şekilde. İtalya'nınki geldi. 2'de 2 oldu. İlk yarı zaten 90 sayıya yakın çıktı. Burada Kopenhag mücadelesine Mastoni 1.5 üst olarak devre arasında verilmiş. Kopenhag maçına 2.5 üst verilmiş canlı olaraktan da. O da geldi zaten. Bu şekilde idealler, yüksek oranlar şekilde canlı odasında da ilerliyoruz. Bilginize dilerseniz başlayalım. Sizlerden ricamız videoya atacağınız like'lardır. Maçları da biraz hızlı geçeceğim. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Bol şanslar. Silkeborg Helsinki mücadelesinde her iki takım da aktif olarak liginde zaten şu an futbol oynuyor. Silkeborg takımı biraz daha kaliteli bir ekip. Bunu da zaten oranlardan da görmek mümkün. Deplasmanda favori görülmüş. Ki zaten şu anda hem kadro olarak hem de oyun olarak Helsinki'den üstün. Burada KG VAR'a gideceğim ben yüksek oranıyla birlikte. 1.63 gibi oranı vardı. 1.68 vardı. 1.63'e düştü. Helsinki kendi evinde olmasından dolayı gerekli riskleri ve ofansif oyunu da sergileyeceğini düşünüyorum. Silkeborg'un da zaten burada ben daha çok Silkeborg'un golüne güveniyorum. Helsinki'nin de kendi evinde atar diyorum. İdealen bir KG VAR tercihini alıyorum ve geçiyorum. İkinci mücadelem French Varoş'ta Shamrock mücadelesi. French Varoş kendi evinde. Eğer French Varoş burada isterse zaten gayet de iyi bir futbol sergileyerekten de fark atarak da kazanabilir. Ki zaten şöyle söyleyeyim. Shamrock'a göre zaten bu takım French Varoş'un bir iki gömlek üst gelir yani bu Shamrock takımına karşı. French Varoş burada Karabağ'a elenmişti hatırlarsınız. Deplasmanda mağlup olmuştu. Kendi evinde Karabağ deplasmandayken yenmişti. Burada kendi evinde oynayacak, Avrupa'da mücadele etmek isteyen, ki zaten Avrupa'da tecrübe olarak da üst düzey takımlardan bir tanesi. En azından şu anki Shamrock veya şu an Avrupa elemelerine göre oynanan takımlara baktığımız zaman da tecrübe olarak en tecrübeli takımlardan bir tanesi. Ben burada French Varoş'un atacağı 2 gole gittim. İdealden aldım bu mücadeleyi. 1.38'de bunun oranı var. İdeal kombinelere bile girebilecek karşılaşma olarak gördüğümü de belirteyim arkadaşlar. Geçtim 3. maçıma. Malmö ile Sivasspor mücadelesi. Ben bu mücadeleyi kombineme de aldım. Malmö'ye baktığımız zaman şu son dönemlerde, özellikle son maçlarını, Sundsvall maçını izleyin mesela. Oralarda gerçi ona Malmö Sundsvall'a göre gayet daha bir üst düzey takım da, kendi evinde oynadığı genel maçlarda zaten Malmö etkin bir oyunu sergiliyor. Malmö'yü geçtim, yani Malmö'yü hiç bilmeyen biri olsak bile burada Sivasspor'u biliyoruz. Kendi ligimizde izliyoruz. Lige Trabzonspor'un kupa maçıyla başladı. Zaten 4-0 gibi mağlup oldu. Ligde de iyi oynamıyor. Hatta Gaziantep maçında direkt maç sonu 0'ını yakaladım. Onun dışında deplasmanda da aynı şekilde mağlup oldular zaten. Sivas pek bir oyun sergilemiyor. Ben burada Malmö tarafındayım. Malmö'nün direkt galibiyetini burada ideal kombineme de koydum. Videoya sizlere önereceğim bir kombine var. Ona da direkt bir Malmö galibiyeti koydum. Avrupa'da çok fazla iş yapamıyoruz. Bence Malmö bu maçta da galip gelecektir kendi evinde diye düşünüyorum. Duygusallığa hiç gerek yok. Onu da belirteyim.
Young Boys'la Anderlecht mücadelesi bu maç bence tercih olarak güzel maçlardan, yine ideal kombinlere girebilecek karşılaşmalardan bir tanesi. İki takım da etkin bir futbol sergiliyor ve ofans oyununu oynayan bir takım. Şöyle söyleyeyim, iki takım da ne içeride ne dışarıda böyle en azından çok A plus takımlara karşı olmasa bir defans yapmayan takımlar. İki takım da gol pozisyonlarına girmesini bekliyorum. 4-5 tane Young Boys girer, 3-4 tane de Anderlecht gol pozisyonuna girer diye düşünüyorum. Her ikisi de bunlardan birer tanesini gol yaparsa güzel bir karşılaşma olur, pozitif bir mücadele olacaktır diye düşündüğümden dolayı idealden KG var tercihini önerdim. Değerlendirecekler, bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. KG var tercihime geçiyorum. Diğer mücadeleme Ludogorets ile Zalgiris mücadelesi. Ludogorets burada tecrübe olarak çok daha tecrübeli Zalgiris'e göre. Avrupa deneyimi olarak üst düzey takımlardan bir tanesi. Ludogorets zaten Zagreb'e elenerekten geldi, düştü bir alçı Avrupa elemesine. Zalgiris de Bodo'ya elendi zaten. Ludogorets kendi evinde mağlup olsa bile güzel oynuyor. Zagreb maçına baktığımız zaman da izledik o mücadeleyi de. Kendi evinde mağlup oldu fakat etkin olan taraf Ludogorets takımıydı. Ludo zaten daha tecrübeli olduğunu zaten belirtmiştim sizlere. Luda'nın son iki lig maçı da ertelendi arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Takım yani lig maçını oynayıp da yorulmadı. İdeal 11 ile burada dinç bir şekilde sahada olacaktır. Zalgiris de oyunu tutmak isteyecektir. Burada Malmö maçında görmüştük mesela. Deplasman'da kazanmıştı. Kontra oynamıştı. Burada aynı şekilde kontra oyununu sergileyebilir. Olası bir sürpriz çıkar mı bilmiyorum da benim 2-0 2-1'lik bir Logores galibiyete gelir diye düşünüyorum. Yüksek oranı ile birlikte ben bu mücadeleyi tek tercih yapmak istiyorum. Ben toplam gol aralığı olarak 2-3 gol bandında kalabileceğini düşünüyorum. 1.82'de bunun oranı var. Değerlendirecekler burada 2-3 gol tercihini alabilirler. Diğer mücadelem Başakşehir-Antwerp mücadelesi. Antwerp bu sezon iyi transferler yaptığını söylemiştim ki kendi liginde de gayet başarılı bir şekilde ilerliyor. Henüz daha mağlup olmadı. Avrupa maçlarında da değerlendirmiştim. Mesela Drita maçında değerlendirmiştim Kosova ekibini oynarken. Başakşehir'in Konya maçında izledik. Konya sağ olsun yani hiç oynamadı. Yani 8 kişi defans yaptı desek yeridir. Başakşehir oynamak istedi o karşılaşmada. Gol olmadı. Dakika 90 artı 3'te Berkay'ın kaçırdığı bir çok net pozisyon vardı. Karşı karşıya kaçırdı diyebiliriz. Çaprazdan karşı karşıya kaçırdı. Aslında Konya'yı da deviriyordu Başakşehir. Kasımpaşa'yı zaten ezerekten geldi. Avrupa'da çok bir iş yapar mı bilmiyoruz ki. Burada Antwerp'e karşı bence dişe diş bir mücadele olacaktır diye düşünüyorum. Yine kaçtım bu tercihler. Taraf tercihinden veya KG var tercihinden kaçtım. Ben 2-3 gol bandında kalmasını beklediğim maçlardan bir tanesi. Oran olarak baktığımız zaman da 1.76'da zaten oranı mevcut. 2-3 gol bandında bu mücadele en yakışacak, en ideal tercih olduğunu da belirteyim. Hiç KG var'a falan girmeyin. Alacaksanız bu mücadele 2-3 gol tercih olarak alın derim. Geçtim bir diğer mücadeleme. Köln'le Fener var mücadelesi. Köln uzun süredir Avrupa'da oynamıyor arkadaşlar. Köln'ün oranı da düşüyor zaten. Maç günü oran kalır mı bilmiyorum. Sabaha video yüklenmiş olacak zaten de. Köln Leipzig maçında izledik. 2-2 berabere kaldı. Biraz daha oturmuş. Mesela Modeste'yi kaybetti bu takım. Daha doğrusu Dortmund'a bonservisiyle birlikte verdi. Ama hücum gücünde özellikle Leipzig maçında oturaklı bir takım vardı. Yani onun eksikliğini hissetmediğini söyleyebilirim ben. Fenerbahçe'ye baktığımız zaman da 4 tane deplasman maç oynadı sezon başından beri. 4'ünde de deplasmanda iyi bir performans sergileyemedi. İstatistik olarak baktım. Sizler de bakmışsınızdır mutlaka zaten Fenerbahçe'nin deplasman mücadelesine. Ki Köln takımı oynamak isterse burada bence Fenerbahçe'yi devirir atar diye düşünüyorum ben. En az 2 gol atarak kazanırını ben kombinime aldım 1.24'ten. Oran 2'ye çıksın diyerekten. Fakat şöyle de bir handikap da 1.55'ten de yapılabilir. 1.62 oranı vardı sabah. Şu an gece saat 2.51, 1.55'e düşmüş oran bilginize. Geçtim diğer mücadeleme. Astrovien'le Fenerbahçe. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı dağıttı adeta. 6-0'lık bir karşılaşmaydı. Kırmızı kart gelene kadar da gayet iyi bir futbol sergilemişti zaten. Gollerin geleceği belliydi. Ben zaten deplasman 1.5 üstünü önermiştim. Hatta yüksek orandan da maç sonu 2 ve 2.5 üstü önermiştim. 2.25 gibi oranı vardı sanırım. Değerlendirenler tebrikler. Astrovien genç bir takım. Özellikle şu an son yılda kadronun %80'i yeni transfer oldu. Yeni bir yapılanma içerisinde olduğunu da söyleyebilirim. Astrovien tarafını araştırdım biraz. Kendi evinde burada illaki belirli bir yerlerde risk alacaktır diye düşünüyorum ben. Özellikle maçın erken açılma potansiyeli de var diye düşünüyorum. Fenerbahçe deplasmanda alabildiği en az hasara ayrılıp ayrılacaktır ki Kadıköy'de bence rahat yeniriz bunları. Ben buradan KG var tercihini idealden aldım. Astrovien gol atan ve gol yiyen bir takım. Gol yese bile burada gol atmak için kendi evinde mutlaka riskleri alacaktır. Hiç geri duracağını düşünmüyorum. Fenerbahçe zaten bir şekilde gol bulacağını da düşündüğümden dolayı ve bir de yüksek oran yapmak istedim. Çok yüksek bir oranı var. Şu şekilde ben diyorum ki maçın erken açılma şansını da gördüğümden dolayı
İlk kere 1.5 üstün oranı 2.53 gibi oranı var. Değerlendirecekler buna da bir göz atsın derim arkadaşlar. Geçtim bunu da. Son mücadelem Alkmaar'la Gilvicente mücadelesi. Portekiz ekibi burada Alkmaar'ı biraz daha durdurmaya çalışmaya nasıl söyleyeyim? Durdu oyunu kitlemeye çalışacaktır Gilvicente. Çünkü Alkmaar hızlı oynayan bir takım. Burada Alkmaar'ın galibiyeti bence idealden değerlendirilebilir. Oran 1.38 gibi oranı var. Doğrudan taraf tercih olarak 1.38 gibi orandan ben burada Alkmaar'ın galip gelmesini de bekliyorum. Değerlendirecekler bu yönde. Alkmaar'ın hızlı oyununa Gilvicente de belirli bir süre dayanacaktır. Hatta biraz daha yüksek yapmak isteyenler varsa da 4.5 altında 1 yaparaktan da oranı 1.58 bandına kadar da çıkartabilir. Değerlendirecekler bu yönde değerlendirme yapabilir. Benim bir ideal kombinem var sizlere önerebileceğim 1.95 gibi orandan. Malmö mücadelesine maç sonu 1 diyorum. Sivasspor'un ben çok futbolunu beğenmiyorum bu sezon. Yani iyi transfer de yapamadılar. Malmö kendi evinde bence Sivasspor'u yenecektir diye düşünüyorum. 1.57 gibi orandan aldım. Köln de isterse 5 atar bu takıma. Onu da biliyorum. İdealden aldım ben tabii ki. Maç sonu 1 ve 1.5 üst yaptım. Oran 2 bandım çıksın diyerekten de 1.95 gibi oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Görüşmek üzere. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.